hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. 28 Mart'ta Türkiye saatine göre sabah 5.57'de Koç burcunun 7 derecesinde yeni ay doğacak. Koç zodyan birinci burcudur ve Mars tarafından yönetilir. Ateş elementinin öncü niteliklerini taşır. Yenilikler, yeni girişimler, cesaret, motivasyon, liderlik, sabırsızlık, merak bunlar koç burcu tarafından bir şekilde tetiklenen enerjilerdir. İnisiyatif kullanmayı sever, herhangi bir konuda öncülük etmek ister, risk alabilir kolaylıkla. Ama bu çoğu zaman da koç kendini düşüncesizce herhangi bir eylem içerisinde bulabilir. Sonunu düşünmeden de hareket edebilen bir burçudur. Mars'la temsil edildiği için savaş ve savaş içerikli her türlü konu, askerler, ordu mensupları, polis, güvenlik güçleri, e, itfaiyeciler, doktorlar, cerrahlar, mühendisler, demir-çelik sektöründe çalışanlar, sporcular, yarışçılar, rekabet içerikli her türlü konu, e, yenilik ve öncülük gerektiren kavramlar, yeni buluşlar, yeni icatlar Koç burcu tarafından temsil edilir. Ve e, koç yeni ayında önümüzdeki 15 günlük dönemde gerek kişisel yaşamlarımızda gerek toplumsal alanlarda bu kavramlar daha fazla gündemde olabilir. Türkiye saatine göre e, baktığımızda koç yeni ayında balık burcu yükseliyor ve yeni ay horoskopun ikinci evinde yer alıyor. E, balık burcu aynı zamanda e, geçen ay meydana gelen balık güneş tutulması derecesini de tetikliyor. Özellikle İzmir bölgesinde bu tetiklenme daha fazla görünüyor. İkinci ev daha çok maddi kaynaklarımız, paramız, kişisel değerlerimiz, kendimizin maddi manevi güvende hissettiğimiz kavramlarla alakalıdır. Venüs'ün de bu yeni ayda retro olması, Venüs'ün temsil ettiği konularda biraz temkinli hareket etmemizi de gerektirecek. Yani hem parasal konularda, maddi konularda, Bunlar kazançlarımız olabilir, yatırımlarımız olabilir. E, i̇lişkilerimizde e, kişiler ilişkilerimiz veya toplumsal ilişkilerde, siyasette, diplomasi de, her türlü ilişkide denge ve uyumu korumakta zorlanabiliriz. Çünkü koç biraz böyle bencil, sabırsız, hırslı bir yapıya sahiptir. çoğu zaman karşısındaki kişinin beklentilerini çok e, umursamayabilir. Yönetici gezegen Mars Boğa burcunda. Mars Boğa burcunda çok rahat değildir. Burada yine Boğa burcunun temsil ettiği alanlara da biraz zarar verici pozisyonda. Yani güvenliğimiz, paramız, kaynaklarımızla ilgili konularda zarar verici bir pozisyonda. Mars ve Venüsün birbirlerinin burcunda olması zaten her anlamda ilişkilerde ve ilişkilerin özellikle belki de finansal paylaşımlarda bu dönemde daha fazla mücadeleler olabileceğini de işaret ediyor. Bu en basitinden evliliklerimiz, partner ilişkilerimize bu şekilde yansıyabilir. Cinsellikle ilgili konular, ilişkilerde aşırı hırslı bencil tavırlar, para paylaşımlarında sorunlar, özellikle ayrılık aşamalarında ya da eskiyle bağlantılı bazı ilişkilerin tekrar gündeme gelmesinde bunlar sorun yaratabilir. Siyasi ilişkilerde, diplomaside de yine ülkeler arası ilişkilerde kişisel çıkarlar, menfaatler, bencilce aşırı hırslı bir şekilde bu dönemde e, gündeme gelebilir. Ülkemiz haritasına baktığımızda evet e, haritamızın 10. evinde meydana gelen bir yeni ay. Burası daha çok e, ülkenin dünya kamuoyundaki ile alakalıdır. Yönetim, hükümet, liderlerle ilgili konulardır. Bizim e, ülkemizin natal Mars'ı 7 derece terazi ve e, bunun tam karşısında olan bir yeni ay. Üstelik de Venüs'ün retro olduğu bir yeni ay. Mars'ın da boğada olduğu bir yeni ay özellikle ilişkilerde, siyasi ilişkilerde ve askeri alandaki ilişkilerde. Şu dönemde savaş e, durumu var, e, Orta Doğu'da, Suriye'deki savaş ve burada belki e, birlikte hareket ettiğimiz güçler, e, anlaşma içerisinde olduğumuz diğer ülkeler, özellikle askeri alanda burada bazı riskler veya e, rakiplerin ya da gizli düşmanların açık veya gizli düşmanların yapacağı bazı manipülatif davranışlar olabilir, ayrıştırıcı ya da e, burada e, ülkemize zarar verici e, davranışlar o, olabilir, kumpaslar olabilir. Bu anlamda özellikle askeri alanda e, hareketlerimizde, ilişkilerimizde Problemler burada çıkabilir. Bazı anlaşmalarda pürüzler olabilir ve askerin ve ordunun şu anda bir zafiyet göstermesi ya da sorun yaşaması mümkün olabilir. Güvenliğe çok dikkat etmemiz gerekiyor ve özellikle ilişkilerde e, her türlü olasılığı e, dikkate almalıyız. Hiçbir şekilde bir e, açık nokta, bir zafiyet burada bırakmamamız gerekiyor. E, oldukça riskli bir dönem. E, ülkemiz haritası açısından aynı zamanda Parasal konularda maddi alanlarda da stresler oluşabilir burada. Merkür'ün Uranüs'ün Koç burcunda birleşiyor olması burada sabırsız ve düşüncesiz hızlı eyleme geçme potansiyeli de taşıyor. Aynı zamanda alıştığımız bazı kanunların yasaların düzenin genel anlamda değişmesi için de çok güçlü burada bazı hareketler söz konusu. E, tüm bunlar olurken e, çok ayrıştırıcı, karıştırıcı, kışkırtıcı bazı olaylar, enerjiler de işin içine karışabilir. Bu anlamda halk arasında da özellikle e, tetiklenebilecek huzursuzluklar artabilir. Tüm bunlar da gerçekten son derece sağduyulu hareket etmemiz gerekiyor. Evet, Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçları ve özellikle bu burçların ilk dekanında doğanlar için bu yeni ay tabii ki kişisel olarak, kadersel olarak çok daha önemli etkiler taşıyor. Değişimler, yenilikler, yenilenmeler gündeme gelebilir. Ee, bazı sorunlarını da ya da çözemedikleri bazı konuları da bu yeni ayın enerjisiyle çözme fırsatı bulabilirler sevgili izleyiciler. Evet yeni ay etkilerini hazırladığımız haftalık videolarda öz burcunuzla birlikte lütfen yükselen burcunuza göre de mutlaka takip ediniz. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.